2018-2019 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Öğrenciler eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacakları, yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Ünye, Mehmet, Refik Güven Fen Lisesi mülki amirlerinde katıldığı bir karne günü etkinliği düzenledi. Etkinlikte ilçe milli eğitim müdürü Özgür Topgöz ve ilçe kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, görüş ve temennilerini ilettikleri bir konuşma yaptı. Öğrencilerin etkinlik için hazırlamış olduğu program, davetlilere keyifli dakikalar yaşattı. Okulda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödüllerini katılan mülki amirler takdim etti. İlçe protokollerimiz geldiler, bizlere hitap ettiler. Geleceğimiz, geleceğimizin ümidi sizlersiniz dediler. Sizlerden çok şey bekliyoruz dediler. Bulunduğunuz an, konum, sahip olduğunuz gençlik, zeka ve zaman çok önemlidir dediler. Bu ülkemizin ikbali, istikbali sizlerin ellerindedir dediler. Biz de dedik ki ya biz yani çok fazla bir kudreti, kuvveti, imkanı olmayan gençleriz. Yani ne diyorlar? Hani bu bizim hoşumuza gitsin diye söylenen sözler olarak anladık. Yani bunlar klişe. Ama siz çok rahat çalışarak hedeflerseniz, aklınıza, kafanıza koyarsanız bir kaymakam olabilirsiniz. Bir hakim savcı olabilirsiniz. Bir doktor, bir öğretmen, bir mühendis olabilirsiniz. Önünüzde imkanlar var. Tabii bu anlamda sahip olduğunuz en büyük nimet ve sermaye olan zaman ve gençliğinizin kıymetini bilmeniz lazım. Sizler seçkin öğrenciler olarak fen lisesinde geldiniz. Hiçbirimizin zekası bizim kendi irademizle malik olduğumuz bir varlık değil. Mal, mülk ve zeka insanlara bir nevi imtihan olsun diye verilmiştir. Ve bizim bu zekamızın şükrünü eda etmemiz, bu zekamızın kıymetini bilmemizin en somut tezahürü de bu zekamızı doğru yolda kullanmak, iyi bilgilerle, iyi fikirlerle, iyi becerilerle donatarak yaşadığımız topluma, mensubu olduğumuz millete, vatanı üzerinde yaşadığımız devletimizin yücelmesi için en optimal seviyede mutlak manada kullanmamızdır. Meslek tercih edeceksiniz. Edeceğiniz mesleklerde saygınız şu olmasın. Ben daha çok maaş alayım, daha muteber bir mesleğin mensubu olayım noktasında hareket etmeyin. Değerli ailelerimiz, sizlere de aynı tavsiyede bulunuyorum. Maksadınız sizi mutlu edecek, yaparken mutlu olacağınız, iş yerinize giderken ayaklarınızın çektiği, o işi yaparken keyif alacağınız meslekleri tercih edin.
Thank you.